Merhaba arkadaşlar. Elma Dağı İç Eğitim Kurumları'nın siz değerli öğrenciler için hazırlamış olduğu uzaktan eğitim sistemine hepiniz hoş geldiniz. Ben öğretmeniniz Kübra Uçok. Bu süreçte Türk Dili ve Edebiyatı sorularını birlikte cevaplandıracağız. Ama unutmayalım ki soruları çözerken heyecan yapmamak ve soruların bizden ne istediğini iyi bilebilmek, aynı zamanda soru kökenini iyi kavramak hepimiz için önemli olacaktır ve her soru bir konudur diyerek sorularımıza başlamak istiyorum. Evet, ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. Hülyana karışmasın ne şehir ne de çarşı, yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı. Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an, madem ki Karabaht'ın adını koydu çoban. Bu dizelerin şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak aslında sorunun kökeni okunmalıdır. Ama bizim ilk konumuz şiir türleri nedir? İşte bu şiirin türü nedir tarzında bütün testte göreceğimiz için ilk başta ben şiiri okumayı tercih ettim. Bu dizelerin şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Hülya'na karışmasın ne şehir ne çarşı. Yamaçlarda her akşam. Her akşam demiş olması, güneşe karşı demesi, uçan kışları söylemiş olması ve adını koydu çoban demiş olması ile beraber. Şimdi şıklardan yola çıkarsak. Lirik şiiri eliyorum. Niye? Çünkü burada duygusallıktan daha çok ne var arkadaşlar? Dağ, ovayı, çobanı, doğayı anlatmış olması var? Evet, bu cepte. Dramatik şiiri değiliyorum. Çünkü daha çok tiyatro tarzı şiirlerde karşıma çıkıyor. Satirik şiiri değiliyorum. Neden? Çünkü burada herhangi bir yergi yok. Epik şiiri değiliyorum. Çünkü burada kahramanlık yok, coşku yok. Elimde kalan şey doğayla, pastorize, Pastel boyadan aklımıza gelsin. Doğa olduğu için cevap A olarak karşımıza çıkıyor. Evet, ikinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Bu soruda bu dizelerin şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? Benim bu gidişi aklı ermiyor, fukara halini kimse sormuyor. Padişah sikkesi selam vermiyor, kefensiz kalacak ölümüz bizim. Baktığımızda bu şiirde hangisi söz konusudur arkadaşlar? Kefensiz kalacak ölümüz, yani kefensiz baktığımızda beş parasız, kaldıranımız dahi olmayacak. Padişah bize parasız bile selam vermeyecek, fukara halimizde hiç kimse sormayacak. Burada bir yergi, bir eleştiri, bir sitem mi söz konusu? Evet, o nedenle bu sorunun cevabını baktığımızda denizli, yani satırik şiir olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, üçüncü soruyla devam edelim. Bizdik o hücumun aşkıyla kanatlı, bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı. Uçtuk mohaç ufkunda görünmek hevesiyle, canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle. Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisinin özelliklerini yansıtmaktadır? Şimdi baktığımızda arkadaşlar burada uçtuk mohaç ufkunda demesi, baktığımızda ovada at kişnemesi ve böyle biraz daha epiksi, biraz daha destansı, söylerken bile bizi coşku, coşkulandıran şiir türü hangisiydi? Baktığımızda epik şiir değil mi arkadaşlar? Çünkü burada bir duygusallık söz konusu değil. Bir yerli söz konusu değil. Bir dramatiklik söz konusu değil. E, doğayı anlattığı herhangi bir şey de olmadığı için daha coşkun bizim için nedir? Epik olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, Dördüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Pembe uçurtmalar yollandığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Şimdi baktığınızda pembe uçurtmalar duygusallık değil mi? Sonbaharın tozlu kafeslerinde yine sevgi turnaları yakalıyorum demiş olması. Sevgi, lirizm, biraz daha duygusallık. Hangisi oluyor arkadaşlar? Lirik şiir olarak karşımıza çıkmaktadır diyoruz. Evet, beşinci soruyla devam edelim. Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Evet, talihsiz bir babanın evladı Elektra, Kurnaz ananın dinsizce kurduğu tuzağa düşen Agamem Agamem Nona. Ne bitmez tükenmez gözyaşlarıyla ağlıyoruz. Baktığımızda herhangi bir yergi söz konusu mu? Değil. Herhangi bir düşüncenin anlatılması söz konusu mu? Öğüt var mı? Didaktik de değil. Baktığımızda lirizm söz konusu mu? Lirizm de değil. Coşku söz konusu mu? O da yok. Ama sanki bir tiyatrodan alınma değil mi arkadaşlar? tiyatro metninden alınma. O yüzden biz buna dramatik şiir diyoruz arkadaşlar. Evet, altıncı soruyla devam edelim. Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Çocukluğum, çocukluğum, bir çekmecede unutulmuş, senelerle rengi solmuş, bir tek resim çocukluğum. Baktığımızda burada kişinin çocukluğuna bir özlemi söz konusu mu? Evet. Özlem söz konusuysa aynı zamanda insan burada duygusallık da yaşamaz mı? Yaşar. Hem özlem var hem duygusallık var. O nedenle ne oluyor arkadaşlar? Yine lirik şiir olarak karşımıza çıkıyor. Lir, aşk, duygusallık olarak karşımıza çıkıyor. Evet, yedinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Numaralanmış dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisinin özelliğini yansıtmaz? Yansıtmaz oluyor. Bakalım. Kazanmak istersen sen de zaferi, gürleyen sesinle doldur gökleri. Kulak ver sözüme dinle vatandaş, uyma lak, lak edip gülüşenlere. Bu gece yine kar yağmış ne güzel, bembeyaz vermiş bahçeler. Bayramdan bayrama tıraş olan berbere gelir de dükkan beğenmez. Şimdi bakalım Kazanmak istersen sen de zaferi, gürleyen sesinle doldur gökleri. Gürlemek biraz daha coşku. Baktığımızda ne söz konusudur burada arkadaşlar? Epik şiir söz konusudur değil mi? Daha coşkunun olmasından dolayı. O halde epik şiiri eliyoruz. Kulak ver sözüme, dinle vatandaş, uyma lak edip gülüşenlere. Burada ne var arkadaşlar? Biraz daha didaktiklik söz konusu mu? Değil mi? Evet hocam. Evet. Evet. Sınıflarımız demek ki öğrencisiz kalmamış arkadaşlar. Bu gece yine kar yağmış. Ne güzel. Bembeyaz vermiş bahçeler, yollar. Biraz daha duygusallık söz konusu mu? Değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman bu da lirik. Bayramdan bayrama tıraş olan berbere gelir de dükkan beğenmez. Bir de gelmişte dükkan açık dükkan bulmuş da Berberi beğenmiyor. Bu da ne oldu arkadaşlar? Patrik oldu değil mi? Gergi. Geride ne kaldı? Dramatik şiir. Yani burada dramatik tiyatro ile ilgili yoktur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 8. soruyla devam edelim dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisinin örneğidir demiş. Yanık bir kaval sesi geliyordu uzaktan. Derdi dağlardan aşkın, ak abalı bir çobandan. Önünde sürüleri ardında sürüleri yalnız bir çoban da iniyordu yamaçtan. Baktığımızda burada yanık bir kaval sesi, yine bir çobandan, önünde sürülerinin olması, yalnız bir çobanın olması doğayı mı anlatıyor? Doğayla ilgili. O zaman arkadaşlar yine ne oldu? cevabımız pastoral şiir oldu diyoruz. Evet, bir diğer sorumuzla devam edelim. Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisinin özelliklerini taşımaktadır? Uyuşamayız, yollarımız ayrı. Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi. Senin yiyeceğin kalaylı kapta, benimki arslan ağzında. Sen aşk rüyası görürsün, bense kemik. Ama seninki de kolay değil kardeşim. Kolay değil hani. Böyle kuyruk sallamak Tanrı'nın günü. Baktığımızda burada aslında bir sitem mi var arkadaşlar? Değil mi? Bir yergi var. Sanki böyle zenginle fakir arasındaki yergiden bahsediyor. Bu yüzden burada yergiden bahseden şiirimiz de satirik olarak karşımıza çıkmıştır arkadaşlar. Evet. Numaralanmış cümlelerde hakkında bilgi verilmeyen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? Aslında bu tarz sorularda şiir türlerinin tamamını öğrenebiliyoruz değil mi arkadaşlar? İşte lirik şiir nedir, epik şiir nedir, didaktik şiir nedir, pastoral şiir nedir? Bunların hepsinin farkını da biraz biraz anlayabiliyoruz. Bakalım diyor ki bilgi verilmeyen hakkındaki şiir türü. Doğaya duyulan sevgiyi anlatan şiirler. Az önce de söylemiştik. Neydi arkadaşlar? Pastoral şiirler. Toplumsal ya da kişisel yergiyi içeren şiirler, hicveden, yergi. Ne oldu? Satirik şiirler. Eğitim verme amaçlı olan şiirler. Daha çok didaktik değil mi? Böyle insanlar ee, daktilo gibi sürekli bir şeyleri öğütlerken başında dik dik dak dik dak dik dak diye ses çıkarır ya. İşte didaktik şiirde <laughs> bu şekilde yani anlatılabileceğin en kolayı böyle olabilir diye düşünüyorum. Baktığımızda tiyatro metinleri için kullanılan şiir şekli de ne oldu arkadaşlar? Dramatik şiir. Açıkta kalan, kahramanlığı anlatan epik şiirimiz olmadı. Şimdi bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Bu dizelerin şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Ben ezelden veridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremi sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım, yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Bize bir şey anımsattı değil mi arkadaşlar? Bir takip Ersoy. Yani pek anlamıyla ne söyleyebiliriz? Kahramanlığın olduğu değil mi? Epikse anlatımın olduğu baktığımızda epik şiir olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Bakalım. Bu şiirin iki farklı türü vardır. Biri çobanların hayatını, doğa sevgisini anlatan nokta nokta, biri de çobanların karşılıklı konuşmalarını içeren nokta nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar, bu sorular hep e, işte taramalarda, denemelerde karşımıza çıkar. Hep de ikisi çıkar genelde. Bu şiirin iki farklı türü vardır. Biri çoban hayatını ve doğa sevgisini anlatır diyorsa idil. Çobanların karşılıklı konuşmalarını içeren diyorsa eglog. İdil, eglog olarak karşımıza hep bu ikili çıkmaktadır diyorsunuz. Biraz acele etmesek miydik? Evet, bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisinin örneğidir diyor. Bakalım Erzurum garında banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. İtik düşlerimi kovalıyorum, gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Yine ne oldu arkadaşlar? Gölgelerin gitmesi, benim yalnız başıma kalmam, yine yitik düşlerimi kovalıyor, özlemlerimin olması, lirik şiir, lirizm, aşk değil mi arkadaşlar? Evet. Bu şiir aşağıdakilerden hangisinin örneğidir demiş. Ey soylu ailelerin kızları, acımı avutmak için buraya geldiniz. Biliyorum, anlıyorum gözümden. Bir şey kaçmıyor ama vazgeçemiyorum. Zavallı babama ağlamaktan kendimi alamıyorum. Yine baktığınızda burada ne söz konusudur arkadaşlar? duygusallık söz konusudur. Bu nedenle biz dramatik şiir olarak bunu alıyoruz arkadaşlar. Çünkü bir tiyatro örneğinden alınmış gibi. Artık yani işaretlememe gerek yok herhalde arkadaşlar. Hızlıca geçelim. Numaralanmış ifadeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisiyle ilişkili değildir? Hangisiyle ilişkili değildir acaba? Şimdi baktığımızda uzun uzun anlattığımız metinlerin yani e ee, ne derler? Açıklamasını verdiğiniz şiirlerin kısa kısa özellikleri verilmiş. Diyor ki hangisiyle ilişkili değildir? Eleştiri. Eleştiri hangisiyle ilgiliydi arkadaşlar? Satirik. Öğreticilik hangisiyle ilgiliydi arkadaşlar? Didaktik. Kahramanlık hangisiyle ilgiliydi arkadaşlar? Epik. Kır hayat hangisiyle ilgiliydi arkadaşlar? Pastörel. Elimde gala, gala ne kaldı? Dramatik. Şiir kaldı. Evet ne kadar çok soru çözersek bir testte bile 16 kez aynı şeyi tekrar etmiş olabiliyoruz. Bu dizelerin şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? Ben acılar denizinde boğulmuşum. İşitmem vapur düdüklerini, martı çığlıklarını. Dalgalar her gün bir başka kıyıya atar beni, duyarım yosunların benim için ağladıklarını. Baktığımızda arkadaşlar yine burada doğadan bahsetmiş olması ve doğanın bize yansıması olarak karşımıza çıkan yine pastoral şiir olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir sonraki ders e, testimizle devam ediyoruz. Bundan önceki şiir türleriydi, şiir bilgisiydi. Şimdiki testimiz ise öğretici metinler yani nesil bilgisi olarak karşımıza çıkacak. Burada e, aslında 9, 10, 11. sınıflarda görmüş olduğumuz nesil bilgilerinden bahsedeceğiz. Yani otobiyografi, biyografi, teskire bu tarz türlerimizden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben okuyacağım. Metin zaten buradan akacak. Daha sonra ben devam edeceğim arkadaşlar diyorum. Şimdi... Birinci testimizde birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Diyor ki bu parçada aşağıdaki düz yazı türlerinden hangisine ait bir örnekten alınmış olabilir? Bakalım. Bundan birkaç yıl önce özel aracımızla İstanbul'dan dönüyorduk. İnegöl'de mola verdik. Yeniden yola koyulduk. Seyir halindeyken karşıdan gelen otomobiller bize bir şeyler söylemeye çalışıyorlardı. Umursamadık. Çünkü her şeyimiz tamamdı. Çok uzaktan trafik aracı göründü. Sağa çek diye işaret verdiler. Yanaştık. Bir polis yanımıza geldi. Biz hemen ruhsatı ve ehliyeti hazırladık. Bakmadı bile. Benim için değil, kendi canınız için takacaksınız dedi. O sırada emniyet kemeri takmadığımızı fark ettik. Kesilen cezayı ödedik ama o polisin söylediklerini hiç unutmadık. O gün bugün arabaya binince önce kemeri takarız, sonra kontağı çeviririz diyor ki düz yazı türlerinden hangisine ait bir örnekten alınmış olabilir? Şimdi arkadaşlar buna günlük diyeniniz olabilir, anı diye çelişeniniz olabilir. Ama doğru cevabımız burada aslında anı. Niye anı? Çünkü Aradan yıllar geçmiş, birkaç yıl önce demiş değil mi arkadaşlar? Aradan birkaç yıl önce geçmiş ve e, bir anda yine bir hatırlamış, yazma gereksinimi hissetmiş, bu anısından bahsetmiş ve bunu ele almış. Bunun günlük olabilmesi için. Her zaman günü gününe tutulması gerekmektedir ve birbirleriyle olayların bağlantılı olması gerekir. Yani bir önceki yazdığı olayla bir sonraki yazdığı olay aynı olacaktı. O yüzden cevabımız burada Denizli, yani Anı arkadaşlar. İkinci soruya devam edelim. Bu parça aşağıdaki düz yazı türlerinden hangisine ait örnekten alınmıştır? Bakalım. Günlük karmaşadan, hayatın gereklerinden uzak durmaya çalıştığım odamda tam bir egemenlik kurmaya çalışırım. Diğer yerlerde egemenliğin sözde kalır. Yani aslında şüpheli bir egemenliktir. Bunun dışındaki bütün egemenlikler. Evinde kendi kendisiyle baş başa kalacak, kendi kendine övgüler söyleyecek, şundan bundan kaçıp gizlenecek bir yeri olmayan kişi benim gözümde zavallının biridir. Baktığımızda düz yazı türlerinden hangisine ait örnekten alınmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar, burada yazar ya da düşünür ya da bunu ele alan kişi gündelik hayattaki egemenliğe bakış açısından mı bahsetmiş? Evet, bakış açısından bahsetmiş. Baktığımızda rahat mı yazmış? Rahat da yazmış. Herhangi bir düşünceyi kanıtlamaya çalışmış mı? Çalışmamış. O yüzden ne olur arkadaşlar? Herhangi bir seçtiği konudan rahat bir şekilde kanıtlamaya gitmeden yazdığı için deneme olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıdakilerin hangisi deneme türü için yanlıştır? Şimdi arkadaşlar deneme neydi? Yazarın herhangi bir konuda e, özgürce düşüncesini dile getirmesiydi. Herhangi bir kanıtlama yoluna gitme var mıydı? Yoktu. Değil mi arkadaşlar? Şimdi deneme türü için yanlıştır diyor. A'ya bakalım. Anlatımın ben merkezli olduğu bu tür okuru düşündürmeyi amaçlar. Evet denemede anlatım ben merkezlidir ve seni düşündürmeye iter, ama sana asla bir şey kanıtlamaya çalışmaz. Bursa'ya bakalım. Edebiyatımızda Cumhuriyet döneminden sonra yaygınlaşmıştır. Evet arkadaşlar ilk türler aslında bize ne zaman geldi? Tanzimatla beraber geldi. Ama bu türlerin hepsi nerede pig yaptı? Cumhuriyet döneminde. Baktığımızda deneme yazarı kesin yargılar kullanmaz, belli bir sonuca ulaşmayı hedeflemez. Evet, deneme yazarı kendisi seçtiği özgür konuda rahat bırakarak yapar. Sana kanıtlamaya gitmez. Edirne'ye bakalım. Bireysel duygu ve düşüncelerin öne çıktığı yazı türüdür. Evet, duygular ve düşünceler bireyseldir ve ben merkezlidir. Ama Denizli'ye bakalım. Genellikle bilimsel konular ve güncel olaylar üzerinde yazılır. Ha, bu deneme mi sizce yoksa başka bir türümüz olan makale mi? Konular güncel olaylar üzerine yazılır, genellikle bilimsel de tercih edilebilir derse denizli değil arkadaşlar. Bu başka bir türümüzdür. Evet, dörde geçelim. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Bakalım. Herkese tanınan kişilerin hayatlarını ve yaptıklarını anlatan yazılardır. Nokta nokta. Eskiden bu turdaki yazılara nokta nokta adı verilirdi. Belgelere dayandırılarak yazılan bu yazılar divan edebiyatında da nokta nokta olarak adlandırılmış ve belli bir dönem şairleri anlatmak için bu türde eserler yazmıştır. Boş bırakılan yerleri sırasıyla getirecek olursak arkadaşlar. Hiç uzatmadan herkesce tanınan kişilerin hayatlarını ve yaptıklarını anlatan yazılara biz ne diyoruz arkadaşlar? biyografi diyoruz değil mi? Eskiden bu tür yazılara ise tercümeyi hal, hallerin yazılması, tercüme edilmesi anlamında kullanılmaktadır. Ve baktığımızda bir diğerine ne diyor? Belgelere dayanarak yazılan bu yazılar da divan edebiyatında teskire ismi verilmektedir arkadaşlar. Beşinci soruyla da yolumuza devam edelim. Diyor ki fıkra ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar fıkra neydi? Güncel konularda yazılırdı ve gazetelerde köşe yazısı olarak karşımıza çıkardı. Herhangi bir şeyi kanıtlamana gerek yok. Senle benli sohbet ortamı söz konusudur. Diyor ki hangisi yanlıştır? Bakalım çoğunlukla güncel olaylarla ilgili kişisel düşünceler aktarılır. Evet, doğru. Gazete çevresinde doğup gelişen bir yazı türüdür. Evet, doğru. Yalın ve anlaşılır, sade dil kullanılır. Nükteli sözlere de yer verilir ki seni işin içerisine daha çok çeksin. Kısa, yoğun, anlatımlı günübirlik yazılardır. Evet, az olmalı, öz olmalı ama özle anlatırken birazcık yoğun, anlamlı olmalı ve günübirlik yazılar. Hani daha çok gazete yazıları olduğu için dikkat çekecek ama Adana'ya baktığınızda bu yazılar alanında uzman kişilerce kaleme alınır. Böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Devap Adana. Evet, 6. soruyla yolumuza devam edelim. Nokta nokta yazarı düşüncelerini kaleme alırken görüşlerinin nasıl karşılanacağını hiç düşünmez. Ben böyle düşünüyorum der. Yazdıkları tamamen kendine ait fikirlerden oluşur. Nokta nokta ise bu yönüyle oldukça farklıdır. Yazarın işlediği konuda uzmanlaşmış olması önemlidir. Bakın. Yazar bir fikir ileri sürer, ortaya attığı fikri belge ve görüşlere dayanarak kanıtlar. Şimdi ilk boşlukla başlarsak. Şimdi yazar düşüncelerini kaleme alırken görüşlerinin nasıl karşılanacağını hiç düşünmez. Fikir de serbest midir? serbesttir. Kanıtlamaya gitmiş midir? Gitmemiştir. O zaman atışta ve yazışta serbest olduğumuz yer neresi? Deneme. Deneme diyoruz. Ama bakın diğerine yazdıkları tamamen kendine ait fikirlerden oluşur. Burada denemeyi kestik. Nokta nokta hissediyor. Bu yönüyle oldukça farklıdır. Yani yazarın yazmış olduğu konuda uzman olması gerekiyor ve bunu kanıtlama fikir, belgeye dayandırması gerekiyor. Zaten deneme ile makalenin de birbirinden ayrılan noktası burasıdır. Yani cevabımız Bursa. Deneme ve makale olarak karşımıza çıkmaktadır. Yedinci soruyla yolumuza devam edelim. Evet, Aşağıdaki bilgilerden hangisi gezi yazısı için yanlıştır? Şimdi gezi yazısı neydi arkadaşlar? Gezilen, görülen yerlerin kişiye göre değiştirerek yazmış olduğu düz yazı türleriydi. Nesir türümüzdü, değil mi? Bakalım. Adana diyor, okurları bilgilendirmek maksadıyla kaleme alınır. Yani daha çok gezdiğiniz, gördüğünüz yerleri yazdığınız için o yerlerle ilgili bilgileri de vermeyi ister. Sen de okurken görmediğin yerle bilgilenirsin aslında. Evet, olabilir. Bir diğerisi Ceyhan'a bakalım. Seyda Ali Reis edebiyatımızda bu türün ilk temsilcilerindendir. Evet doğru Seyda Ali Reis'in Miratül Memalik adlı eseriyle biz Gezi yazısının ilk örneğini görmüş olduk. Denizli'ye bakalım. Diğer adı seyahatname olan bu tür gezip görülen yerlerle ilgilidir. Geziyası, seyahatname, evet. Betimleyici anlatıma sıkça başvurulur. Çünkü gezip görülen yerler resmedilmelidir, tasvir edilmelidir. Bu nedenle betimleyici anlatımlara tabii ki başvurulacaktır. Ama baktığımızda Namık Kemal batılı anlamda bu türün ilk örneğini vermiştir. Tam tersine... Direktör Ali Bey seyahat jurnalıyla gezi yazısının tanzimatta ilk örneğini vermiştir. Bu yüzden cevabımız Bursa. 8. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi fıkra ve deneme türlerinin ortak yönlerinden birisi değildir? A. Gazete çevresinde gelişen türler olmalar. Evet denemede, fıkrada, gazetede yer alabilir. Bursa, Yazarların kişisel görüşlerinin öne çıkması. Evet, her ikisinde de yazarlar görüşler önde. Çünkü deneme ben merkezliydi. Fıkra'da da yazar görüşü söz konusudur. Denizli dilin sade ve anlaşılır bir dil olması. Evet, her ikisinde de anlaşılır bir dilin tercih edilmesi. Edirne ortaya konan düşüncelerin bilimsel nitelik taşıması. Baktığımızda doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Güncel konularla yazılması. Güncel konularla yazılan fıkra olarak karşımıza çıkmaktadır diyoruz arkadaşlar. Dokuzuncu soruya bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde verilen tümü öğretici türler? Yani tümü öğretici türlerdendir. Baktığımızda Adana makale, öykü, masal. Öykü ve masal nedir? Anlatıcı bir türdür. Bursa Tiyatro, öykü, geziyası. Tiyatro göstermeye bağlı bağlıdır. Öykü ve geziyası da anlatmaya bağlı bir edebi türdür. Ceyhan, hikaye, roman, biyografi. Yine bunlar da okumaya ve anlatmaya bağlıdır. Deneme, anı, tiyatro. Ki burada tiyatro göstermeye bağlıdır. Ama Edirne'ye baktığınızda ise tüm öğretici metin diyorsa röportaj, otobiyografi ve günlük olarak karşımıza çıkmaktadır. Onuncu soruyla bakalım. Numaralanmış yerlerden hangisi bilgi yanlışlığına yol açmıştır? Gazetelerin belirli köşelerinde yayımlanan fıkra, Tanzimatla edebiyatımıza gelmiş bir türdür. Sanatlı bir dilin kullanıldığı bu yazılarda güncel konular işlenir. Günü birlik olarak yayınlanan yazılarda yazar kişisel görüşlerini ortaya koyar. Bilgi yanlışlığına yol açmıştır diyen yer ise arkadaşlar tabii ki üçüncü öncülümüzdür. Sanatlı bir dilin kullanılması değil, burada sade bir dil kullanılması gerekiyor arkadaşlar. 11. soruyla yolumuza devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi fıkra ile günlük türünün ortak özelliğidir. Bakalım Cumhuriyet'ten sonra gelişim göstermiş olmaları. Evet arkadaşlar bu türler bize aslında bu türler edebiyatımıza başlangıçta tanzimatla beraber geldi. Çünkü tanzimat ilklerin dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Ama ilklerin pek günahı olmaz biraz kusurlu olur. Bunların bizde en böyle Heyecan verici yeri Cumhuriyet oldu. Cumhuriyetle beraber ne yaptı? Tavan yaptılar. O yüzdendir ki bu öğretici türlerin ya da diğer göstermeye bağlı türlerin de hepsi ne oldu arkadaşlar? Cumhuriyetten sonra gelişim gösterdi. Bursa'ya baktığımızda yazının başında tarih ve yer belirtilmesi günlük zaten günü gününe yazılan olaylar mecbur tarihini atacaktı. Belki de günlük aylar sürecek, belki de haftalarca aynı olayların tekrarına yazacak. Baktığımızda kamuoyu oluşturma amacı taşımış olmaları. Yani fıkralarda da günlüklerde de kendi çevren belki. Baktığımızda bir bu dursun toplum eleştirisine yönelik olmaları. Ama kişisel görüş içermeleri. Her ikisinde kişisel görüş var ama Denizli'ye baktığınızda da kamuoyu oluşturma düşüncesi taşımış olmaları. 12. soruyla yolumuza devam edelim evet. Anı türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. Anı neydi arkadaşlar? Genellikle geçmişte yaşanan olayların belli bir süreç sonrasında yeniden ele alınmış olması mıdır? Evet. Anı yaşanmış, geçmiş bitmiş, bir anda canlanmış yazma gereği hissetmişsin gibi. Gezilen, görülen, bilinen, duyulan her şeyin anlatılmış olması. Baktığımızda aşkına çok önceden yaşanmış olaylar anlatılır. Evet, yaşanmış olayların anlatılmış olması. Bursa'ya bakalım. Olaylar onları yaşayan ya da olaylara tanıklık etmiş kişiler tarafından yazılabilir. Ki zaten yani tanıklık edecek kişi bunu anca yazar. Ceyhan'a baktığımızda olayları kendi bakış açısıyla anlatırsın. Doğru, başından geçen olayları. Gerçeğe bağlı kalınarak yazılır. Ama Denizli'ye baktığınızdaysa anlatılan olaylar günü gününe tam tarih belirtilerek anlatılması anı değil. Nedir arkadaşlar? Günlük olacaktır. 13. soruyla yolumuza devam edelim. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Divan edebiyatındaki düz yazı ürünlerine nokta nokta, düz yazılarına da yani düz yazı yazarlarına da nokta nokta adı verilirdi. Düz yazı yazıların toplandığı eserlere ise nokta nokta denirdi. Arkadaşlar bu divan edebiyatına girmeden önceki nesir türlerinde anlatılan bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Hani diyoruz ya sade nesir, süslü nesir, orta nesir sonra bunları inşa edenler. İşte oradan bir şey. Baktığımızda divan edebiyatındaki düz yazı türlerine inşa denir arkadaşlar. Ve düz yazı yazarlarına ise münşi denir. Kökenine baktığınızda neşe olarak karşımıza çıkar. inşa yazan münşi. Düz yazıların toplandığı eserlere ise münşiat, at çoğul demektir. Düz yazıların toplandığı yer olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. 14. soruyla yolumuza devam edelim. Diyor ki bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait bir örnekten alınmış olabilir? Okuyalım. Düşünce özgürlüğü adlı makale ile ilgili adlı makaleyi ilgi ile okuyuşumun sebebi, yazarın okuduğu her eserle ilgili duygululuk, ustalık gibi nitelikli, tarafsız ve hoşgörüyle bağdaştırmış olmasıdır. Son yılların edebiyat kargaşası arasında elimizde tutup bizi aydınlığa, açıklığa götürmeye çalışan bu arkadaş kitabı okuyun. Seveceksiniz onu. Baktığımızda hangisine ait örnekten alınmış olabilir? seveceksiniz onu bizi aydınlığa götürür. Yani daha çok senli benli bir konuşma tarzı yok mudur? Sanki konuş, yani yazarken seninle karşıdakiyle konuşuyormuş hissiyatı uyandırır. Bu nedenle senli benli söyleyiş tarzı, karşılıklı konuşma, okurken de seni sorunun içerisine ya da düşüncenin içerisine dahil etme söyleşi olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet. 15. soruyla devam edelim diyor ki günlük türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur Adana Bilinen kişilerin yaşamları hakkında nesnel bilgilere yer verilir. Evet. Ceyhan'a bakalım. Anlatılanlar çoğunlukla başkalarının duygularını içerir. Evet. Çünkü yazdığın günlükler içerisinde başkalarının anlarına da ya da duygularına da yer vereceksindir umarım. Denizli'ye baktığımızda sanatsal bir dille kaleme alınan ve paylaşılan yazılardır. Edirne uzak geçmişe yönelik bir yazı türüdür. Ama Bursa'ya baktığınızda yaşanmış olaylarla ilgili duygu ve izlenimler günü gününe yazıya geçirilir. Günlük türüyle ilgili hangisi doğrudur diyor. Bursa yaşanmış olaylarla ilgili duygu ve izlenimlerin günü gününe yazıya geçirilmiş olmasına biz günlük diyoruz. Diğerlerinin hepsini ayırt edebiliriz değil mi? Bilinen kişilerin yaşamları hakkında nesnel bilgilere yer verilmiş olması eder gibi. Mesela anlatılanların çoğunlukla başkalarının duygularını içermiş olması, farklı bir anlatı türünün olması gibi. Uzak geçmişe yönelik bir yazının anı olması gibi mesela. Evet. 16. soruya bakalım. Röportaj türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi röportaj dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Gazetecilerin ve yazarların gezip gördükleri ve gezip gördükleri yerlerden derledikleri yazıları, yazması, kişisel görüşleri de içermiş olduğu yazılardır, değil mi arkadaşlar? İşte bununla ilgili yanlıştır diyor. Bakalım. Yazar bilgiden başka izlenimlerini, görüşlerini ve düşüncelerini yazabilir mi? Yazabilir. Çünkü gezip gördüğü yerlerle ilgili röportajlar yapacaktır illa ki. Baktığımızda Alman röportajı, Amerikan röportajı gibi bir takım türlerinin olması, iyi bir röportajda gezip görülen yerlerin yorumlanması, değerlendirilmesi, bu yorumlara yer verilmiş olması röportajı açabilir. Okuyucu da heyecan yaratmalı özelden genele gidilmeli. Çünkü kişisel görüşlerden başlayıp genele doğru gidip de seni de için içerisine dahil edecektir. Ama baktığınızda sadece nesnellik hakim değil, aynı zamanda öznellik de söz konusudur arkadaşlar. Bu nedenle biz Edirne diyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle sorularımızı cevaplandırmış olduk. Hem şiir bilgisi hem de nesir bilgisiyle sorularımızı bitirmiş olduk. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Evet. Şimdi elinizde bulunan açı konu bankalarından arkadaşlar hem şiir türlerinden hem de nesir türlerinden sorularınızı çözmeniz önemli rica olunur. Çünkü her sonu soru konudur. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar çok konuya hakim olduğunuzu, konuyla ilgili yanlışlıklarınızı öğrenebilirsiniz aslında. Bakın şurada 16 soruyu çözdük. Çözerken bile ne kadar çok anıyı, günlüğü tekrar ettik. Anıyla günlük arasındaki farkı, anıyla deneme arasındaki farkı, deneme ile makale arasındaki farkı göstermiş olduk arkadaşlar.